Evet, herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkellikçi. Yepyeni ve oldukça ilgini çekeceğini düşündüğüm bir video ile geri geldim. Şimdi sana şöyle bir soru sorsam. En çok satılan çakma ayakkabılar arasında hangileri vardır? Özellikle Instagram satışlarında. Tahminen Nike'ın bazı modelleri diyebilirsin. Ama bir de Vans'ın çakmaları gerçekten çok fazla arkadaşlar. Markayı çaka çaka bitiremediler. Ve ben de bugün orijinal Vans'a karşı çakma Vans'ı inceliyorum. Şimdi orijinal Vans'ımız zaten gayet güzel, şekil şükür şöyle tutmalı falan. Aldığında seni mutlu edecek bir kutuyla beraber geliyor. Çakma Vans'ımızı da Instagram'dan aldık. Kapıda ödemeyle aldık. O da şöyle bir şekilde geliyor abi. Çakmanın fiyatı 190 TL, orijinalin fiyatı 1550 TL olması lazım. Arada neredeyse 10 katı fiyat farkı var. Kabul, eyvallah. O yüzden kutulara çok takılmayacağız ama hani şöyle bir kargo teslimi aldığınızda çok da takılmadan duramıyorsunuz haliyle. Şimdi kutularından çıkartmak istiyorum abi. Şu kutunun haline bakar mısın? İşler acısı, yemin ediyorum sana. Şöyle bir poşetin içine koymuşlar arkadaşlar ve şöyle paramparça bir kutunun içerisine koyup gönderdikten sonra poşete koyup gönderseydiniz direkt bence daha makbullü. Pat patı sarıp falan. İki tane ayakkabımız çıkıyor içerisinden. Şimdi adamlara sallıyoruz tabii ama hani 190 liraya kargo dahil ucuz fiyat abi. Hala nasıl kazandıklarını ben anlamış değilim. Bunun lastiği lastik değil mi? Kumaşı kumaş değil mi? Bunu şöyle bir kenara bırakacağım. Biraz sonra incelemeleri başlayacağız. Orijinalini açıyorum. Gel 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 gel. Ben kaliteli şeyleri açarken mutlu oluyor be. Evet babacığım. Hoppa. Bak ilk kutu firmanın kutusu. Bu da Vans'ımızın kutusu. Evet abi, deminki kutudan sonra kutu içinde bir kutu daha geldi ve şu şekilde gayet orijinal Vans'ın ayakkabı kutusu bizlerle birlikte efendim. Orijinal ayakkabımızı da şöyle bir koyalım. Evet abi, şimdi elimde iki tane ayakkabı var. Bağcıklı olan şu orijinal Vans'ımız, çakma olan, bağcıksız olan diğer Vans'ımız. Önce neyle başlayalım? Önce bir koku testiyle başlayalım abi, tamam mı? Kulağa biraz iğrenç geliyor olabilir ama hani orijinal ayakkabıyla çakma ayakkabı arasında koku farkı gerçekten çok oluyor. Şimdi çakma. Bir lira var mı abi? Oy oy oy. Böyle bir Bali kokusu gibi bir koku geliyor arkadaşlar. Bu koku zaman içerisinde uçacaktır muhakkak ki ama şu an bir Bali kokusu alıyorum. Orijinali koklayalım. Karayiplerin havası gibi. Yok, abartmayalım tabii. Bu herhangi bir şey kokmuyor arkadaşlar. Yani bundaki o yoğun Bali kokusu bu ayakkabıda yok. Yeni ayakkabı gibi kokuyor bu. Şimdi ikinci olarak da ağırlıklarına bakmak istiyorum. Evet abi, orijinal Vans'ımızla şöyle başlayacağız. Elinizi aldığınızda bile gerçekten farkı hissedebiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Bunu koyuyorum abi. 436 gram gözüküyor şu anda. 436 gram orijinal Vans'ın ağırlığı. Bunu bir kenara koymak istiyorum. Şimdi de aklımızı koyacağız. Şimdi bir de bağcını bırakayım. Vans'ın ağırlığı da 304 gram arkadaşlar. Yani arada neredeyse %30'luk bir ağırlık farkı var ki hani bunu zaten elinize aldığınızda da ciddi şekilde hissedebiliyorsunuz. Teker teker diğer özelliklerine bakmaya başlayalım. Şimdi lastik kısımlarına bakmak istiyorum arkadaşlar. Lastik kısımlarına baktığım zaman orijinalinde şöyle fırçalanmış bir plastik olduğunu görüyorum. Çakmada ise gayet böyle pürüzsüz, dümdüz bir lastik var. Lastik kalınlığı olarak çakmanınki bir tık daha ince. Orijinalinki biraz daha uzun. Çok ciddi bir fark yok. Ancak orijinal tabii ki biraz daha kendini kalın gösteriyor. Yine şu ön taraftaki ayrımlara baktığınız zaman da burada net bir şekilde kesiyor ama burada kavisli bir şekilde şeridin döndüğünü görüyoruz. Yine şu ön tarafta çıkıntılı olan lastikte de dokuların farklı olduğu zaten ortada. Ayakkabıların arka tarafını çevirdiğimiz zaman ise işte burada zaten ben çakmayayım diye biri avaz 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 bağırıyor abi. Nasıl ki dümdüz bir lastiğin üstüne bir tane baskı yapmışlar. Vans of the Wall. Ama diğerine baktığınız zaman zaten şurada bir çıkıntı geliyor, ekstra bir lastik. Onun üstüne kendiliğinden kırmızı olan bir lastik var. Yani arka taraftaki duruş zaten tamamen birbirinden farklı. Bunu gördüğünüz zaman direkt ayırt edebilirsiniz. İkisi de Vans'ların old school modeli. İşte baktığın zaman abi bak, burada adamlar gerçekçi olsun diye çakmaya Vans etiketi yapmışlar şöyle kumaştan. Hani olur ya ayakkabılarda. Böyle koymuşlar. Ama abi gerçekçi olsun diye yapıyorsun. Orijinalinde öyle bir şey yok. Orijinalinde öyle bir etiketi göremiyoruz. Buradan da diğer fiyaskoyu görüyoruz. Şimdi bak, tabanı çevir. Babacığım bak şimdi. Zaten taban renkleri gördüğünüz gibi tamamen birbirinden farklı. Orijinal olan bu arada. Bu taraftaki taban, evet taban yapılarını benzetmişler. Hani buradaki baklava desenlerini falan tutturmuşlar. Renkler dediğim gibi farklı. Ancak tabanda kullanılan plastik de farklı. Bak böyle. Nasıl göstereyim? Buradan belli olur mu? Böyle daha esnek bir plastik kendisi. Buna bakıyorsun. Ya maşallah yani. Bildiğin işte Çin'deki o eskiden DVD kutuları vardı ya. Oradaki plastiği andırdı bana. Yani gayet sert ve
kalitesiz plastik kokan bir tabandan oluşuyor. Yine numarayı şuraya yazmışlar 43 diye ama orijinalinde herhangi bir numara da yazmıyor altında. Taban yapıları da tamamen birbirinden farklı gözüküyor. Abi kumaş yapısına bakacağım. Ben şu kumaşı anlayamadım açıkçası. Süet gibi süet de değil. Daha çok nubu andıran bir malzeme yapısı var ön tarafında. Orijinalin ön yapısına baktığımız zaman da ön tarafı böyle süet gibi duruyor. Tam süet gibi de değil. Bunu ben tam adını bilmiyorum ya bu malzemenin. Ama orijinalle alakası olmayan bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Yan taraftaki kumaşlarına bakacak olursak da belki de en çok benzettikleri yer olabilir. Ama yine yapıları farklı. Baktığımız zaman orijinalde daha ince bir yapı var. İçinde bir sünger varmış gibi sağ taraftaki. Ondan dolayı biraz daha kışlık yapmışlar abi her mevsim giy diye. Soldaki daha ince orijinal olan koton bir yapıya sahip gibi. Sağdaki de yine koton gibi böyle kot kumaşına benzeyen bir siyah kumaştan oluşuyor. Yani dikişlerine bakacak olursak da zaten ekstra olarak biri Anya'ya biri Konya'ya bakıyor diyebiliriz. Burada S çizen bir yapıya sahip. Bu ise böyle daha sert şekilde bir motif yapmışlar. Bunun da bir alakası yok arkadaşlar. Bağcıkların olduğu bölüm var ya. Burada kullanılan kumaşla ayakkabının önünde kullanılan kumaş aynı ve düz şekilde geliyor. Buna bakıyorsun. Evet. Bunun da burada kullanılan kumaşla ön tarafta kullanılan kumaş aynı. Kendilerine de şurada şöyle 3 tane çıkıntı yapmışlar. Yani tam dümdüz gelmiyordu. Orada bir çıkıntı motif yapmışlar. Belki de hani biz çakma diyoruz ya. Böyle ufak farklılıklarla suç kapsamından mı çıkartmaya çalışıyorlar bilmiyorum arkadaşlar onu ama orada bir değişiklik var. Orijinalde tabii ki şöyle olmazsa olmaz bir etiketle birlikte de geliyor. Şuradaki iç yapısına baktığımız zaman orijinalde deri kaplı olduğunu görüyoruz. Ancak ve lakin çakmaya baktığımız zaman Allah ne verdiyse içinde kullanılan kumaşı direkt buraya kullanmışlar. Ayakkabı içindeki tabanına bakacağım. Orijinaldeki tabana baktığımız zaman direkt buraya zaten Vans yazıyor. Beyaz bir şekilde. Abi tabanı zaten ben orijinalim, ben kaliteliyim diyor bu ayakkabının. Gerçekten taban yapısı hoşuma gitti. Çakmaya baktığımızda hiçbir şey yazmıyor ve sadece siyah bir taban var arkadaşlar. Yani bu kadar, başka herhangi bir şey yok. Ketlerini kıvırdığımda çakmada Made in Vietnam, Vietnam'da üretildiğini yazıyor. Orijinali çevirdiğimde ise şöyle minicik bir etiket var. Bunun da hiçbir alakası yok gördüğünüz gibi. Atlamadım. Evet abi şimdi şöyle kadraja iyice yaklaştım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Genel yapılarına baktığımıza göre bir de ayağımızdaki rahatlık testine bir bakalım. Ayakkabıyı giyiyorum, geliyorum. Evet abi bu şimdi ayağımdaki çakma olan. Görüyorsunuz. Duruşu bu şekilde. Şu kenarlardan giydiğim anda zaten lastikler birazcık ayrılmaya başladı. Bu da orijinal abi. Maalesef üzülerek söylüyorum arkadaşlar ama 10 kat fark var ya. Yani bu 1550 lira doğru ama bak ne bir ayrım ne bir şey, hiçbir şey yok. Cillop gibi adamlar ayakkabı yapmış. Rahatlık olarak baktığın zaman da çok ciddi olarak fark bulunuyor. Yukarıdan baktığın zaman da aynen bu şekilde gözüküyor. Sol taraftaki çakma, sağ taraftaki orijinal abi. Renkleri zaten birbirinden farklı gördüğünüz gibi. Renklerde bile tonlar birbirini tutmuyor. Genel yapısına baktık, kokusuna baktık, ağırlığına baktık. Benzeyen, benzemeyen kumaş yapıları, dikiş yapıları bunların hepsine baktık arkadaşlar ve rahatlığına da baktık. Yani şunu söyleyebilirim ki gerçekten bence 10 kat fark var. Yani ben şimdi bu ayakkabının 1550 lira olmasını savunmuyorum arkadaşlar. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yani ama bir ayakkabıya 1500 lira para verilir mi? Şimdi bize 1500 daha bir adama 80-90 dolar yani anladın mı? Adam 90 birim parasına gidiyor bu ayakkabıyı rahatlıkla alabiliyor. Belki 90 birim bile yoktur yani. Maalesef ki şu anda bu durumdayız. En yakın zamanda umarım ki bu günler geride kalır ve biz de hakkımız olan insanca yaşamayı tekrardan geri kazanabiliriz diye düşünüyorum. Ayakkabı konusunda firmaların ismini vermeyeceğim ama bu çakmayı aldığım sayfa hani Instagram'ın büyük çakma ayakkabı satan firmalarından biri. Birazcık araştırsanız zaten sizlerde görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Şimdi bu 190 liralık bir çakma. Piyasada ithal mal abi diye sattıkları orijinale daha yakın replikalar da var. Yani onun alt tabanları, yan tarafları falan daha kaliteli duruyor ama onların da fiyatına baktığın zaman 800-900 bin lira bandında falan. Yani benim şahsi mantığım şunu söylüyor. Abi sen bu ayakkabıyı giysen tamam mı? Vans giydim diye dışarıda dolaşamazsın bir kere. Yani bir kere hayatında giymiş veya mağazaya gitmiş bir kere eline almış bunu kurcalamış adam senin ayağındakinin çakma Vans olduğunu anlıyor. Yani nasıl dedik geçen sefer de işte Watch Ultra'nın çakmasını incelediğimizde abi bunu kolay kolay kimse algılayamaz. Bunu da hemen hemen herkes anlar abi. Ondan dolayı ayağımda bir ayakkabı olsun diyorsan 190 lira tabii ki bir ayakkabıya çok rahat verilebilecek bir para. Ancak Vans görünümde hani çakma olsun orijinal gibi dursun diyorsan çakma 190 liralık çakma değil o ayakkabı bu ayakkabı değil. Hani Vans'larla alakalı sanırım benim söyleyeceklerim bu kadar. Kokusu bile farklı. Eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsan çakma ürünlerinin karşılaştırmaları daha
daha fazla gelsin istiyorsan aşağıya yorumlara yazabilirsin. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Sağ tarafta ve sol tarafta videolarım çıkacak. Ortadaki abone ol tuşuna da basarsan beni çok mutlu edersin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.